Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Web Tasarımcı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere Illustrator dersinde kendinize ait gradient arka plan nasıl yaparsınız onu göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde ben derse başlamadan önce yaptım. Üzerine şu şekilde bir yazı ekledim. Bu yazı ekledikten sonra sizlere bu şekilde sundum. Bunu nasıl yapıldığını anlatacağım. Biraz da gradient'in detaylarına girmeye çalışacağım. Yani kısaca gradiyenti anlatmaya çalışacağım. Şimdi şunu siliyorum. Şu şurada dursun. Şunu da siliyorum. Şunu da siliyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi yeni bir tane şey açtım. Artboard ya çalışma alanı. Burada isterseniz dikey istiyorsanız dikdörtgen istiyorsanız kare yatay herhangi bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız öncelikle? Ben yeni bir sayfa açayım. Bu sefer ben a, kare yapmak istiyorum. 1080 e 1080 olarak seçtim. Bakın. Şöyle. Öncelikle kullanmak istediğim renklerin sırasıyla şu şekilde 5 hani tane renk kullanmak istiyorum. Buraya siyah gelsin ama şöyle hiçbirinde şundan olmasın. Şunu da bir kapatayım. Bunun rengini seçeyim. Bu absürt renkler de seçebilirsiniz. Şöyle öylesine seçiyorum. Tamam. Bayağı absürt renkler oldu. 5 tane renk seçtim. Şimdi M harfine basıyorum. Şu rectangle, rectangle tool'u açtım. Şöyle bir arka plan oluşturuyorum ama bu beyaz olsun. Daha sonrasında bu gradient'i buna yerleştirmek için yukarıda window şurada gradient var ya da ctrl e, f 9'da açabilirsiniz. Biz aa, bakın biz şöyle bir gradient uygulamak istemiyoruz. Ya da böyle bir gradient uygulamak istemiyoruz. Biz serbest bir gradient oluşturmak istiyoruz. Zaten benim burada koyduğum renklerin neredeyse hepsini koymuş. Ama diyelim ki ben renk değiştirmek istiyorum. Buna çift tıkladığım zaman burada renk şeylerini eğer yaptıysam buraya tıklayarak yapabilirim. Ya da çift tıklayarak buradan ve buradan tekrar bir değişim yapabilirim. Bu şekilde yaptım. Bunları şöyle taşıyarak Bunları şöyle taşıyarak da oranlarını değiştirebilirim. Şimdi mavi tamam. Eklemek istediğim zaman ne yapacağım? Bakın burada artı butonu var. Buraya tıkladım. Hemen bana bir tane ekledi. Yine çift tıkladım. Böyle olmayan bir renk kullanmak istiyorum. Fıstık yeşili ama yeşille birleşiyor. Beyaz olsa tamam. Bakın beyaz da güzel. Bu şekilde yaptık. İyi hoş bir şekilde duruyor. Şimdi bunu CTRL 2 diyerek kitledim. Bakın layer'ımı mı? CTRL 2 diyerek şurada kitledim. Şimdi tekrar M'ye basıyorum. Tekrardan bir bu şekilde şey oluşturuyorum. Şöyle. Bunun rengini de grimsi bir ton seçeceğim. Şimdi efekt uygulayacağım. Fx'e geliyorum. Burada Fx ya da burada efekt kısmından aynısı. Styles değil. Şurada texture. Grain'e tıkladım. Ve noise efekti verecek okey diyorum şu an uyguluyor göreceksiniz zaten bakın uyguladı şurada grain efektini bu şekilde görebilirsiniz ama şey nerede benim arka planım gradiyantlı şeyim nerede onu belli etmek için de şöyle yapacağız. Şimdi ben bunu buraya aldım. Geri taşıdım ya. Tamam. Opasiteye geliyorum. Opacity'de screen'e bakayım. Nasıl duracak? Buradan hoşuma giden hangisi varsa bu çok ay Aa, şey oldu. Açık oldu. Overlay diyeyim. Nasıl duracak? Bu güzel duruyor. Bakın, verdiğimiz grain efektleri de duruyor. Şimdi yazı ekleyeceğim buraya. T'ye bastım. Vibes only dedim. Şunu şöyle büyüteyim. Bir saniye. T. Vibes only. Yazdık. Büyütüyoruz. Şimdi şunu şöyle ortalayacağım şekilde ve fontumu değiştiriyorum New York fontunu kullanacağım beyaz olsun diyorum şimdi şöyle dursun sonra yazıya tıklıyoruz sağ tık yapıyoruz ve create outlinesla artık bunu text efektinden çıkartıyoruz ama size şöyle bir tavsiyem var bunun bir kopyasını oluşturarak şurada dursun. Eğer yanlış olursa hani beğenmezsek ctrl z ctrl z yapmak yerine direkt buradan devam ederiz. Sağ tık yaptım create outline. Şimdi buna da efekt vermek istiyorum. Fx'e geldim. Styles'e geldi. Evet Styles'e geldim. Outer Glow dedim. Ve ben böyle bir tane sarı efekt uygulamıştım. Size onu göstereyim. Bakın şöyle Outer Glow sarı FFF4A1 kodu. Burada overlay'i seçtim. Daha sonrasında bunlar da 100 olarak bunu da 8 olarak seçtim. OK diyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Burada da soft light'ı seçiyorum. Ve bakın wipes only bu şekilde oldu. Hem bir ışıklandırma gibi bir şey yaptık. Hem kendi içerisinde ışıklandırma da overlay'ı kullandık. Daha sonrasında da yazının normal hali için yani buraya şu şekilde oturması için bir de buradan soft light verdik. Kendi gradiyentinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. İstediğiniz İstedi gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıp üzerine yazı yazıp güzel tasarımlar elde edebilirsiniz. Bu gradient konusu bu şekildeydi. Eğer Photoshop'ta nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Photoshop eğitim oynatma listemizde aynı şekilde mevcut. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.